Aksel'in algoritması buydu. Onun hakkında konuştuk. Bayağı sık kullanıyor. Gibi. İnternetten bakın. Nerelerde falan kullanıyormuş falan diye. Arkadaşlar ilgili bir tane gerektim ben. Enerjiciler hep ben son aklıma gelen en son attığım şeyler falan filan ya. Onlardan konuşuyoruz. Şöyle bir problem var. Yani, doğal dil işleme dünyasında. Natural language processing dünyasında. İşte Ali okula gitti. Bu cümleyi öğelerine ayırın. Cümlenin öğelerine ayrılması doğal dil işleme dünyasında çok önemli bir problem. Niye? Çünkü cümleyi öğelerine ayırdığınız zaman ancak ya da cümledeki her bir kelimenin görevlerini, pozisyonlarını, her birinin fonksiyonlarını bulduğunuz zaman ancak anlayabiliyorsunuz ki çevirebilirsiniz. Mesela işte Türkçe'de İngilizce çevireceksin. Bir kelime var elinde gül, acaba bu gül gülmek gül mü yoksa o bitki olan gül mü, yüz acaba rakam yüz mü, adamın yüzü mü falan filan gibi. Bunun gibi bir sürü problem var. İşte diyorsun ki, ya diyorsun bu acaba Ali isim mi, tamam mı? Ali burada isim mi, sıfat mı, fiil mi, tamam mı? Bu bir tane şey. Bunlar her biri birer tane not. Okul burada acaba isim mi, sıfat mı, fiil mi? Burası isim, sıfat ve fiil. Ya bunu ben büyütemiyorum ya. Deli etti beni. Şöyle yapsam. Şimdi büyüyecek değil mi? Tamam. Bunların her biri birer tane ne oldu? Şurada bir tane şeyimiz var. Başlangıç ve bitiş nodlarımız var. Şunları hepsine bağlıyorsun. Tamam mı? Bunlar da yine kendi işlerinde birbirlerine olabildiği kadar bağlı. Çok sıkı bir şekilde bağlar yani. Bir tane graf çıktı ortaya. Burada da aynısı var. Şimdi şuna da çizelim. Madem çizmiş gereğini dokunmuşken hepsini çizdim. Şöyle. Yapmam gereken şey bu start'dan, tamam mı, end'e kadar bir tane yol bulmak. Yol bulduğum zaman diyelim ki yol şurada, şuradan geçti, şundan geçti ve şundan geçti. Diyorsun ki ben o zaman bu cümlede Ali isim, okula sıfat, gitti de fiil olacak. Bu ve buysa. Ne yapıyorum o zaman? Diyorum ki isimden sıfata giderken bir tane edge var ya, ona bir tane ağırlık veriyorsunuz. İsimden sıfata giderken edge var bir tane orada. Ağırlık veriyorsun. Ağırlık da nereden geliyor? İsimden sonra sıfat gelme ihtimali yüksekse, tamam mı? O ağırlığı olabildiği kadar düşük tutuyorsun. İsimden sonra sıfat gelme şeyi yüksekse eğer, probabilitesi düşükse, ihtimali düşükse onu yüksek tutuyorsun ki oradan geçmesin. Anladınız mı? Bir de şey var. Ali'nin ne kadar isim oldu, Ali'nin ne kadar sıfat oldu, Ali'nin ne kadar fiil oldu. Elinde diyelim ki 1 milyon cümlelik bir tane şey var, metin var. Birileri de oturmuş. O metrin içerisindeki tüm kelimeleri teker teker işaretlemiş. Bu isim, bu sıfat, bu fiil, bu zarf falan filan diye. Bunlar aşağı doğru gidiyor. Tamam mı? Kaç tane böyle şey var cümlelerin öğelerinde? Bazen İngilizce'de 70'e 80'e kadar çıkarabiliyorlar. 80 tane farklı görev olabiliyor kelimenin. Tamam mı? Bu aşağı doğru gidiyor. Bazıları oturmuşlar, bunu da çıkarmışlar. Yani burada her bir node'un da kendi içerisinde bir ağırlığı var. Onlar da ejdere koyuyorsun. Problem yine buradan buraya en kısa yol bulma problemine dönüyor. Diyorsun ki ben buradan buraya en kısa yolu buldum. O da işte şu. Dijkstra'yı çalıştırıyorsun. Dijkstra sana doğrudan otomatik olarak her bir kelimeye birer tane kelime tipi atıyor. Bu diyor isim olarak kullan, bunu fiil olarak kullan, bunu da sıfat olarak kullan diyor. Ve bunu V karede yapıyorsun, tamam mı? V karede. V kare ne burada? Şey. Node sayısı buradaki. Node sayısı yani kelime çarpı kelime grupları sayısı bayağı güzel bir zaman. Yani böyle bir problem için bayağı güzel bir zaman. 30 yıllık algoritma hala en sık bu kullanılıyor. Tamam mı? Hala en sık bu kullanılıyor. Görüntü dünyasında, doğal dil işleme dünyasında, network dünyasında, arta kalan dünyada, optimizasyon dünyasında çok sık kullanılan bir algoritma bu. Dijkstra. Graf varsa her grafın üzerinde çalışan çok güzel algoritmalar var. Bunlardan bir tanesi bir depth first search.
Laxer'ın algoritması, biraz sonra göreceğiz, bir tane sonra, bir sonraki de Prim'in algoritması. Buna benzer bayağı bir algoritma var. Bazıları üzerinde hala sıkı çalışılıyor. Bazıları da üzerinde sıkı çalışılmış gerçek dünyada uygulanıyor. Tamam, tekrar geri dönelim slaytlarımıza. Dijkstra'nın nasıl çalıştığını anladık. Sınavda sorduğunuz zaman aynen benim çözdüğüm gibi çözeceksiniz, tamam mı bunları? Böyle. İstiyorum bunların hepsini. Bunu, hepsini istiyorum bunları. Ben en kısa yolu buldum, işte burası bağlam çiziyorlar. İşte burada. Vardı o şeyi bilir misiniz ya, bir ara çok şeydi. Şu soruyu biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz bunu? Tamam, gülün öyleyse. Gelsin anlatmayacağım çünkü. Öyle yapmayın bana, tamam mı? İşte burada diyor, işte burada, işte buldu. Tamam, böyle yazmış. Hem de bir de soru kağıdının üzerinde yazmış. Tamam, bu Dijkstra'nın algoritması. Yani gerçekten algoritma. Başlangıçta şurası ilk adımımız. XFN'de ne yapıyor? Başlangıçta initialize S with the start vertex. S kümesinin içerisine start'ı koy. V-S'de gerçekten V-S arta kalan vertexlerin hepsini bu kümenin içerisine koy. Tamam mı? V-S'nin içerisinde olanlar ne? Biz için şunu yapacaksın diyor. Hepsinin parent'ını ya da predecessor'ını S yap. Tamam mı? Eğer S ile V arasında bir edge varsa DV'yi o değere set et. Değilse onu sonsuz yap. Bizim şurada yaptığımız yani. En başta yapmıştık ya şurada. Şunu yaparken demiştik ki işte bu 10, bu bilinen ne? Şunu da bir tanesi de sonsuz yapmıştık. Hangisi de hatırlamıyorum. Şurası da olduğu gibi şeyde sıfırlardan oluşuyor. Değil mi? Şurası olduğu gibi sıfırlardan oluşuyor. Bunu yaptırıyor ilk adım. Ondan sonra loop'un içerisine giriyor. Loop ne yapıyor? Bir while loop'u. While loop'u. Ne yapıyor? While loop'u her seferinde V-S'den bir tane eleman çıkarıyor. Tamam mı? V-S'den bir tane eleman çıkarıyor. Onun içerisinde bir tane daha loop var. Ne diyor? For all you in V-S, find the smallest DU. Bunu bulmak ne kadar zaman alır? V'lerin hepsini teker teker tarıyorsun. En küçüğünü buldum. En küçüğünü bulduktan sonra onu V-S'den kaldırıyorum. Ve onu S'nin içerisine atıyorum. Yaptıktan sonra V-S'nin içerisinde kalan herkes için şuna bakıyorum. DU artı DU plus WUV, bu weight demek. U ve arasındaki weight demek. Tamam mı? U hangisiydi? Yeni kaldırdığımız. V'de arta kalanların hepsi. Eğer şu değer benim DV'mden daha küçükse o zaman DV'yi bu yap. Ondan sonra PV'yi de PV'nin parent'ını da bu yap diyor. Tamam. Bunun kostu V. Order V. Şunun kostu da order V. Tamam. İkisi de. Dolayısıyla bu V kaydı çalışan bir algoritma. V kaydı çalışan bir algoritma. Var mı soru sorun? Basit bir algoritma ama bayağı bir işe yarıyor. Bayağı bir işe yarıyor. Sorusu olan yoksa bir sonraki şeye geçeceğim. Bu arada bizim yaptığımız örnek yönlü bir grafta ama yönlü olmak zorunda değil. Önemli olan ağırlıkları olsun. Tamam mı? Ağırlıkları olsun. Bu ağırlıkların hepsi 1 olsaydı ne olurdu? Ağırlıkların hepsi 1 olsaydı? Hepsi 1 diye düşünün bunları. Deep first search'e dönerdi değil mi bu? Nasıl olur breadth first search'e nasıl dönerdi? Oradaki şeyleri bu. Şöyle nasıl olur başlangıçta? Şunların hepsi 0-0 yazardık yine. Tamam mı? Kısa yol olanlar ne oldu? Şurası 1 olurdu değil mi? Şurası 1 olurdu. Şunu yapmaya çalışıyorum. Kırmızı ile işaretleyeceğim. Hepsi 0, hepsi onların 1 olsaydı. Şunların hepsi başlangıçta 0 olur değil mi? Şuraya 1 yazardık. Burası 2'ye doğrudan yer yok. Sonsuz olurdu yine burası. Sonsuz. 3'e doğrudan yol var 1. Ve doğrudan 1. Tamam. İlk çektiğim şey ne olur? 1'i çekerdim doğrudan değil mi? Tek adıma gidebileceğim. Ondan sonra 1'in üzerine acaba gidecek yer var mı? Hemen şurası 2. Şurası 2 olurdu. Değil mi? 1 artı 1 oluyor yani. Orası sonsuz yerin 2 olurdu. İkinci adımda 3'ü çekerdim 1 çünkü. Dördüncü adımda 4'ü çekerdim. O da 1 çünkü. Öyle olurdu. Yani breadth first search'e dönmüş olurdu. Breadth first search esasında Dijkstra'nın özelleşmiş bir hali. 1-1-1 gittiği için, hani hepsinin ağırlıkları birer birer olduğu için bundan sonraki en az kosta gidebileceğim yer falan demiyorsun. 2 adımda gidebileceğim yerler, 3 adımda gidebileceğim yerler diyorsun. Breadth first search'te bunları Q'ya dizerek kaç adımda gideceğini bildiğin için Q'ya dizerek
bunları hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Tamam. Bu arada Dijkstra'nın şu adımını hani diyordu ya. Remove you, işte for all you, vs find the smallest du. Bunu ne kadar zamanda vurursunuz? Şunu. Find the smallest du. Ne kadar zaman? V-1 değil mi? O V zamanda değil mi? V zamanda vurursun. Ya da buraya bir tane hip kullanırsan logel zamanda da bulabilirsin bu. Hip, en köşeye bulacağız ya. Hip kullanabilirsiniz yani burada. Yalnız şurada ufak bir problem var. DU'ları şurada update ediyorum ya, DU'ları. Update ediyorum ya. Hip'in içerisinde bir şeyler update etmem lazım. Update ettiğim zaman da bunları logel zamanda update'im. Logel çünkü hip'te onun yerini düzeltmem lazım. Değil mi? Yani bulacağım onu hip'in içerisinde. Bulabilirim, problem değil. Ama yerini düzeltmem lazım. Yerini düzeltmekte yine o logel zaman olacak. Orada birazcık problem çıkarabilir. Dolayısıyla bu Dijkstra'da burada hip kullanmak çok doğru, şey optimal olmayabilir ama bir sonraki algoritmada onu kullanabileceğiz. Bir sonraki algoritma. Minimum spanning tree algoritması. Tamam mı? Bu da prim denen bir tane adam. Dijkstra önemli bir matematikçi. Prim de önemli bir matematikçi. Tamam mı? Dijkstra daha önemli bir matematikçi. Daha fazla duyacaksınız ismini. Bir de Dijkstra'nın ismini okumak daha zor. Dijkstra diye okuyanlar çok oluyor. Prim'i yanlış okuyanı pek görmedim ama bunu Dijkstra diye okuyanlar çok fazla. Dijkstra'nın algoritmasına çok benziyor Prim'in algoritması. Dijkstra'nın algoritmasının Prim'den önce konulmasının sebebi anlatmak çok kolay. Sıfırdan dörde gitmenin en kısa yolunu bana bulun falan. Anlatmıyor çok kolay. Bir dakika içerisinde anlatıyorsun. Bu Prim'in algoritmasını anlatmak için problemi birazcık anlatmak lazım. Onun için spanning tree'yi anlatmam lazım. Spanning tree denen şey esasında graflar üzerinde çalışıyor bir. Spanning tree of a graph is just a subgraph that contains all the vertices and is a tree. Spanning tree adı üzerinde bir tree, tamam mı? Bir ağaç. Şöyle diyebiliriz. Mesela bu bir graf ya. Bu şu, tamam mı? Bu graf için bir spanning tree. Ne diyor spanning tree'nin tanımı? Is just a subgraph that contains all the vertices and is a tree. Bunun bir alt grafı. Bakın şu C'deki, tamam mı? Bunun bir alt grafı. Ama ne diyordu? Bunun tüm vertexleri, tamam mı? Bundaki tüm vertexler bunda da var. Aynı zamanda bu bir ağaç olacak. Tamam mı? Bu aynı zamanda bir tane ağaç. Ne yapıyorsun yani esasında? Şu grafın tüm vertexlerini kapsayan bir tane ağaç bulduğun zaman buna spanning tree deniyor. Mesela bizim şuradan başlayarak breadth first search yapsam bana verilen bir tane parent ağacı vardı ya, parent ağacını hatırlıyor musunuz? Parent ağacı mesela bir spanning tree. Tamam mı? Bir ağaç sonuçta. Parent ağacı bir ağaç değil mi? Parent'in içerisinde tüm vertexler var. Buradaki tüm vertexler var. O da var. Tamam mı? Dolayısıyla hem tüm vertexleri kapsıyor hem de bir ağaç. Dolayısıyla parent ağacı bir spanning tree. Ne yapmaya çalışıyorsun? Grafı ağaca çevirmenin bir yolu. Grafı ağaca çeviriyorum. İyi de hocam ne alakası var? Grafı ağaca çevirsen ne olur? Çevirmesen ne olur? Ne gibi uygulaması var? Spanning tree'nin tanımı bu ama biz yapacağımız şey bir ağacın spanning tree'sini bulmak değil. Bir ağacın minimum spanning tree'sini bulmak. Minimum spanning tree demek ki şöyle bir tane ağaç yaptın ya, şimdi bu ağaç, bunun spanning tree'si değil mi? Bu ağacın eclerinin ağırlıklarının toplamı minimum olacak. Öyle bir spanning tree bul ki bana, ağacın eclerinin toplamı bu graf için minimum olsun. Ondan kostu, maliyeti daha az bir spanning tree bulamayacaksın, tamam mı? En iyisi bu. Problem bu. Önemli bir problem esasında. Neden önemli? Mesela şuradan yine şehirler olsun. Bunlar şehirler olsun. Yeni ya da şehirler demeyelim de yeni bir tane şehir tasarladınız. Bunlar da şehrin semtleri. Kaç tane? 6 tane semt var. Semtler arasına, tamam mı, metro yapacaksınız. Şimdi bunun gibi her semt arasına metro yapmak mümkün. Değil mi? Her semt arasına bu şehirle metro yaparsanız uzunluklarını da vermiş ya da maliyetlerini vermiş. Sıfır semti ile bir semti arasındaki metronun maliyeti 6 milyon liraya geliyor. Bu 1 milyon liraya geliyor. Bu 5 milyon liraya geliyor. Adam diyor ki
ben sana bu grafı çıkardım diyor. Grafım bu. İstersen bunu yap. Bunu yaptığın zaman maliyet kaça gelecek? Toplayın onların hepsini. Toplayamayacaksınız değil mi? Ben toplayayım. Şöyle 10, 15, 60'ımsı bir şey herhalde. Ha? 50 mi? 50 milyon liraya geliyor. Hepsini toplarsak bunları. Adam bir de diyor ki, öyle yapmayalım diyor. Yapabileceğimiz en ucuz metro hattını yapalım. Ne demek en ucuz metro hattı? Tüm setler birbirine bağlı olacak. Tamam mı? Tüm setler bir defa içerisinde olacak bu metro hattının. Hepsi de birbirine bağlı olacak. Ve maliyeti en ucuz olacak. İşte bu. Minimum spending tree. Diyor ki adam, 6, 10, 15. 15 milyon liraya tüm setleri birbirine bağlarsın. Tamam mı? Ve bundan da daha ucuz da yapamazsın diyor. Minimum spending tree. Minimum spending tree. Tamam mı? Minimum spending tree denen hikaye bu. Böyle bir network verildiği zaman, sana tasarım kağıt üzerinde. Gerçek hayatta bu şekilde geçirirsen bunu diyor, bir ağaç şeklinde. Tamam mı? Herkes herkese bağlı. Herkes herkese bağlantısı var değil mi? Ve bu hedgelerin toplamları da minimum. Yine de metro gibi düşünmeyin bunu. Şey düşünün, network switchleri diye düşünün, tamam mı? Türkiye'deki şehirlerin network switchleri bunlar. Şehirlerin hepsi birbirine bağlı olması lazım. Yani kendi başına yaşayan bir şehir olamaz orada, bir yerde internete bağlı olması lazım. Ama olabildiği kadar fiber kollama sofrada az tutmaya çalışıyorum. Herkes herkese bağlarsın, paran varsa yaparsın. Zaman ve para gerekiyor. Zaman ve paran yoksa minimum yapmak istiyorsan bu var. Tamam mı? Ya da bu kritik olanı, tamam mı? Eğer şu hatlardan birine bir şeyler olursa, tehlikeliyim ben demektir, tamam mı? Başka bağlantılar da olabilir ama şunu gerçekten bunları koruyorum, tamam mı? Bunları belki asker dikiyorsun parasına, bunları kesinlikle koruyorsun. Çünkü eğer bunlar çalışıyorsa şehirler arasındaki bağlantı kesin çalışıyor demektir. Diğerleri çalışsa da olur, çalışmasa da olur belki. Tamam mı? Bunun gibi önemli uygulamalar var. Minimum spending tree uygulaması bu. Buradan buraya gitmenin en kısa yolu değil bu, tamam mı? Tüm network birbirine bağlı olacak, bir ağaç şeklinde birbirine bağlı olacak ve şu edge'lerin toplamları minimum olacak. Aklınıza başka örnek geliyor mu bu minimum spending tree ile ilgili? Yerel ağ bağlantıları, internet bağlantıları, değil mi hocam? Biraz önce benim söylediğim gibi yani olabildiği kadar şu hatların, tamam mı? Herkes birbirine bağlı olsun ve hatların masrafları en az olsun. Ya da şunları belki hız gibi düşünürsek eğer, hızları en fazla olsun falan diyeceğimiz. Tabii rakam büyük oldukça hani bu minimum spending tree ucuz olacak. Rakamların bir bölülerini alıyorsun ki daha şey olsun. Ya da kargo da olabilir hocam. Olabilir? Kargo mesela hani her tarafa götürecek en düşük. Sen bir kargo firmasısın, tamam mı? Türkiye'deki 60-80 tane il. Acaba ana hatlarımı nerelere kurmalıyım ki herkes birbirine bağlı olsun? Ve olabildiği kadar da az yol gitmek istiyorum değil mi? Hani şeylerim, arabalarım olabildiği kadar. Otobüs firmaları. Ben büyük bir otobüs firmasıyım, ABC. Türkiye'nin her yerine gidiyorum, iddiam bu. Ama olabildiği kadar az hatta çalışmak istiyorum ki otobüs sayısı az olsun, personel sayısı az olsun. Ne yapıyor? Türkiye'nin minimum spending tree'yi çıkarıyor bu şekilde. Şey tamam. Mi? Postacı algoritması var mı bir tane? Postacı algoritması birazcık daha karışık bir algoritma. O şey o. Traveling salesman problemi falan gibi. O başka. O da graflarla alakalı ama onlara girmeyeceğiz. Onun algoritması. Onun bunlar gibi polinom zamanda çalışan, V kareyle çalışan algoritması yok. O çok pahalı bir şey. Traveling salesman problemi, o algoritma dersinde falan görürsünüz. Çok pahalı bir şey. Tamam. Bunlar güzel. Dijkstra'nın algoritması, Depth First Search, Breadth First Search ve Perrin'in algoritması hepsi polinom zamanda çalışıyor. Ya lineerler ya V kare falan. Tamam. Perrin algoritmasına bakalım. Esasında hiç de zor bir şey değil. Perrin algoritmasına şöyle bir bakın. Baş tarafını tanıyorsunuz. Initialization'ı tıpatıp aynı. Dolayısıyla bunda da S kümesi, V eksi S kümesi, D dizisi ve D dizisi ve parent dizisi olacak. Tamam mı? Bunlar olacak. Tıpatıp aynı. Adam şöyle diyor. Startla başla, tamam mı? Bir startla başla. Bu starta bağlayabileceğin en ucuz edge'i seç. Starta bağlayabileceğin en ucuz edge'i seçiyorsun. Onu bağlıyorsun. Dijkstra ne yapıyordu? Yeni bağladığın üzerinden gidebileceğin daha yeni ucuz yerler çıktı mı diye düşünüyorum. Bu adam diyor ki yeni bağladığın üzerinden ya da eskilerin üzerinden bu yeni oluşturduğun ağa bağlayabileceğin en küçüğünü bul getir bana diyor. Tamam mı? Yani ille de onun üzerinden geçmek falan filan zorunda değilsin. Bakın şurası farklı. Şurası da aynı. Şu kısım da aynı. Bunları yan yana nasıl koyarım arkadaşlar ben? Dijkstra'nın algoritmasıyla
Graf, graf şu. Bunu eğer şununla açarsan yan yana koyma ihtimalim var değil mi? Kaçın sayfaydı? Dijkstra'nın algoritması bu. Şu da Prim'in algoritması. Görebiliyorsunuz da inşallah. Yapalım ki İlkinde U'yu seyrediyor, diğerinde direkt U'yu kaldırıyor. İlk tarafta bir farklılık yok değil mi aynısı? İlk kısımlar aynı. Şurası aynı. Değil mi? Evet. For all U in V minus S, find the smallest DU. For all U in VS, find the smallest. Remove U from VS and add it to S. Bu prim. Tamam mı? Remove U from VS and add U to S. Tamam. Onu da yaptık. Ne diyor? Ondan sonra bakın primde insert the edge U P U into the spanning tree. Edge ekliyorum ben buraya. Tamam mı? Edge ekliyorum. Yani şey ilk önce bir tane merkez bir tane semtten başladım. Ona komşu olabilecek ilk komşuyu seçtim. Oraya ekledim. Ondan sonra şey yine devam ediyor bakın. For all V adjacent to U V S. Şimdi büyütelim. Onu da bildirelim. Tamam. For all V adjacent to U in VS diyor. Bakın burada yeni eklediğimiz U'nun üzerinden komşularına bakacak. Tamam mı? Bu öyle demiyor. For all V in VS diyor. Eğer, tamam mı? Yeni V ile U V arasındaki bağlantı yeni eklediğim DV'den daha küçükse, tamam mı? Bunu update edecek. Bu adam ama yeni eklediğim node üzerinden, hani yeni bir eklemiştik ya, birinin üzerinden gidebiliyorum daha hızlı, ona bakmaya çalışıyorum. Böyle yapmıyor. Diyor ki yeni eklediğin üzerinde yeni eklediğin bir şeyler ekledik ya hani oraya. UV'yi ekledik ya oraya. Hepsinin UV bağlantısına bak. Eğer o UV bağlantısı benim daha önceki bağlantıdan daha ucuza geliyorsa onu bu şekilde update et. Onu bu şekilde update et diyor. Tamam bu benim primin algoritması. İsterseniz şurada bir adam çalıştırmış buna bakalım. İlk önce S0'dan başladık. Ne diyordu? Bul. En küçük şeyi bul. En küçük kosta gidebileceğin yeri bul. 2. 2'ye bağlarım ben buraya. Tamam mı? Buraya bağladım. 2'yi bağladıktan sonra, 2'yi bağladıktan sonra diyorum ki, 2'yi bağladıktan sonra şimdi başlangıçta şuna şuraya bağlı olanlar hangileri? Sıfırdan başladık yani. 2, 1 ve 3. Bunların içerisinde bu en küçüktür. Bunların içerisinde bu en küçüktür. 2'yi bağladım ya bu yeni sete bağlı olabilecek en küçüğü hangisi olabilir? Ona bakıyor. Diyor ki işte bu olabilir. 5 ile bağlanıyor. Bu 6 ile bağlanıyor. 2'nin üzerinden tamam mı? Bunlar vardı zaten. Yeni bağlanabilecek işte bunda 5 ile bağlanabilecekler var. 6 ile bağlanabilecekler. 4 ile bağlanabilecek. 4 ile bağlanabileceği bağlamış buraya. Tamam. Artık çekirdek şeyin bu. S'nin içerisinde bunlar var. 3 tane var. Tamam. Yeni bir tane ekleyeceğim. Bunların en yakın hangisi bu S'ye bağlanabilecek? S'lerin içerisinde. Bakıyor işte burada bu var. Yeni ekledik ya. Bunu ekledim. Her seferinde birer tane ekliyor ama her ekleyişinde yeni eklenenin üzerine doğru bağlantılar olan olup buluyor. Eğer o daha düşük kosta eklenebiliyorsa onların yerlerini değiştirip daha sonradan en küçüğünü spanning tree'nin içerisine ekliyor ve sonuçta bu çıkıyor. Karmaşıklıklar aynı. Buradan OV'ye geliyor. Buradan OV'ye geliyor. V karede çalışıyor yani. Ve bundan daha iyisini yapamazsın. İddiası var. Dijkstra'da da onda da bundan daha iyisini yapamazsın. İddiası var her ikisinden de. İspatları var bunların. Dijkstra'nın ispatı nasıl olur? Birisi dese ki yok ya ben ondan daha iyisini bulurum dese ne dersiniz? Bul. Öyle derseniz sıfır alırsınız. O zaman bul. Profile contradiction o değil mi? Profile contradiction ne? Diyelim ki birisi bundan daha iyisini buldu. Değil mi? Ne demek bundan daha iyisini buldu? Öyle bir yer ben demişim ki böyle yapacaksın, böyle yapacaksın ve böyle yapacaksın demişim değil mi? A'ya, B'ye, sonra C'ye geleceksin. Bundan daha iyisini bulamazsın diyorum ben. Dijkstra'nın algoritması o diyor. Adam biraz diyor ki hayır diyor. C'ye gelmenin daha kısa bir yolu var. O da D'den geçebilir.
D diye bir yer olabilir. C'ye gelmenin daha kısa yolu olabilir. Değil mi? O zaman ben diyorum ki eğer C'ye gelmenin daha kısa yolu olsaydı ben birer birer sormuştum. Yani D demek ki bu S kümesinin içerisinde ki C'den daha düşük değil mi kostum? Ben birer birer sormuştum. D üzerinden geçtiğin zaman ondan daha kısa oluyor mu diye. Eğer olsa da o zaman o bana söylerdi. Demek ki yok. Çünkü B'nin üzerinden geçtiği zaman C teker teker hepsi de sordum ben. C'ye gelmek için B'den mi geçmeli, D'den mi geçmeli, A'dan mı geçmeli diye. Ben bunları birer birer herkese sordum. Eğer D daha küçük olsaydı derdi ki benim üzerinden geç, bu daha kısa. Çünkü öyle bir adım var şu anda bir yerlerde. Değil mi? Öyle bir adım var. İyi de peki D S'nin içerisinde değilse, D S'nin içerisinde değilse o zaman zaten C'nin kostundan daha düşük, daha büyük bir kostu vardır ki S'nin içerisinde değil. Tamam mı? Proof by contradiction'da bunların ikisinin de ispatları var. Yapamazsın. Bundan daha iyisi olamaz. Soru mu orada bir yerde? Ben şey soracaktım. İspatlamaya çalıştığımız V kareden daha iyi olamaz mı yoksa bundan daha iyi? V kareden değil, hayır. V karenin ispatı belli. Bu V'de çalışıyor, bu da V'de çalışıyor. O başka, o belki bulunabilir ama Dice'da diyor ki benim bulduğum yoldan daha kısasını bulamazsın diyor. Tamam, benim bulduğum. Dice'da şey demiyor. Onu belki de diyordur, bilmiyorum. Buradaki en azından kitaptaki demiyor. Bu shortest path algoritması o V kareden daha hızlı çalışamaz gibi bir şey söylemiyor. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Belki Dice'da söylüyordur. Ya shortest path bundan daha hızlı bulunamaz diye bir tane şey var mı bilmiyorum. Teori var mı bilmiyorum. Aynısı prim için de geçerli. Bundan daha ucuza bir minimum spanning tree bulamazsın diyor. Minimum spanning tree bu. Spanning tree ile minimum spanning tree'yi birbirine karıştırmayın. Ne farkı? Spanning tree ile minimum spanning tree arasındaki fark ne? Bir alt grafı. Evet. Ama minimumda en gidebileceğim en kısa yolları seçerek ona göre olur. Evet. Edge'lerin toplamının en az olduğu şey tree, minimum spanning tree. Şunun kaç tane spanning tree'si vardır? Alt küme sayısı formülü. Alt küme sayısı yok. Alt küme sayısında mesela şu bir, bu bir spanning tree mi? A'daki. A'daki bir spanning tree mi? Hepsi arasında edge olmak. Değil, yok. Değil. Niye? Çünkü spanning tree neydi? Tüm düğümler burada olacaktı. Burada tüm düğümler yok. Tamam. Sadece iki tanesi var. Tamam mı? Bu spanning tree değil. Dolayısıyla tüm alt kümeler değil. Bir alt graf ama her alt graf olmuyor. Bir alt graf subgrafı ama bu subgrafı içinde tüm vertexler var. Edge'lerin bazı yok. Tamam mı? Şey diyebiliriz belki. Tamam mı? Güzel. Edge var. Vertex eksi bir tane. Ya. Yani edge'lerin alt kümesi falan filan diyeceğim. Vertex sayısından bir eksik kadar edge olması oldukça lazım. Çok fazla. Yani bu şeyi düşünürseniz eğer neydi ya? Şöyle bir şey var. Şuna bir bakmaya çalışalım mı? Şu 1, 2, 3, 4 tane düğümüm olsun. Bu benim grafım, tamam mı? Bunun spanning tree'lerini çıkarmaya çalışalım. Şu bir spanning tree, değil mi? Bu bir. Şu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6. Aslında bunu ben korkmuştum. Bu 7. Sen ama sol alttaki x olmuyor. Şu hangisi olmuyor? Hangisi olmuyor? Bu mu olmuyor? Yani. Evet, doğru doğru. Şöyle yapmam lazım. Bir dakika. Herkes evet şu olur. Bu. Tamam. Bu bir de ondan sonra şeyleri sağa sola falan filan aldığın zaman da olacak. Bunun 16 tane ileride öyle hatırlıyorum. Hocam bir şey söyleyeceğim. 16 tane spanning tree'si var. Bunlardan bir tanesi demeyelim, birkaç tanesi de olabilir. Anladınız mı? Yani minimum spanning tree bir tane olur demiyorum. Çünkü eğer şunların hepsinin ağırlıkları bir ise, bunların hepsi minimum spanning tree, değil mi? 4 tane şey olanlardan, edge olanlardan hepsi minimum spanning tree. Birden fazla olabilir ama bunların hepsini sıralayıp teker teker bakmak zor bir şey. Bu primin algoritması V kare zamanda bunu bayağı iyi bir şekilde yapıyor. Evet, söyle. Hocam X zaten spanning tree değil miydi? Yani neden sağ taraftan çizdiniz? Ben anlamadım. Değildi o zaman. Çünkü tüm neydi? Bir dakika. Hocam öbür haliyle tree'ydi. Değil zaten çünkü. Değil çünkü. Buradan başladığın zaman şuradan şuraya gidemiyordun. Herkes herkese bağlı değil. Tamam. Yani buradan başladığın zaman gidemiyor. Hani metro hikayesi var ya. İki şehir arasında yol var. İki şehir arasında yol var. İleri yok. Tamam ve tree olacak. Tree.
Bakın bunların hepsi tri. Böyle tri olur mu hocam ya falan demeyin. Hepsi tri değil mi bunların? Evet deyin. Evet. Niye? Şunu root yaptığım zaman esasında linklist oluyor. Bunlar root yaptığım zaman linklist oluyor. Değil mi? Şunu root yaptığım zaman linklist oluyor. Ama root yapmak zorundayım. Şunu mesela şunu çevireyim ben hemen. Şu A, B, C, D olsun. Bunu hemen şey şeklinde yapayım. Şurası C, D ve A. Bunu çevirdim işte. Tree. Bunların hepsi tree, tree olacak. Eğer X yapsaydım tree olmuyordu. Tree olmuyordu. Tree olacaklar. Tree'nin şeyine bağlantılı olacaklar. Tree ile ilgili çok güzel algoritmalar var biliyorsunuz. Yani bir graftan tree elde ettiğin zaman işte dengelemekle arama yapmakla şuydu buydu falan filan güzel özellikler falan filan gelebiliyor. Tree yaptığın zaman in order traversal, per order traversal falan filan yapabiliyorsun. Tree'nin bayağı güzel özellikleri var. Tree ile çalışan anlatmadığımız bir sürü binlerce, yüzlerce optimal, güzel çalışan şeyler var. Algoritmalar var. Algoritmalar var. Graflarda tree'leri çevirmeyi insanlar çok seviyor. Öyle. Tree çünkü şey, lineerleştirmek gibi bir şey. En güzel linked list. Linked list'i beceremediği zaman tree yapıyorsun. Tree de yoksa maalesef graflarda çalışmak zorundasın. Hocam şu soldaki kelebek gibi şeyi mesela tree'ye A, C, B, D diye de çevirebilirdim. O da olabilir, mi? Evet. O da tree. Tamam. Bir tree de sonuçta. Yani. Tree. Yani bazen tree, bazen tree olmuyor diyemez. Tree şeklinde ifade edilmesi lazım. Güzel. Bu da bizim minimum spanning tree algoritmamız burada. Dyke'a çok benziyor. Sadece fark ne? Şurada diyorduk ya, bunun üzerinden geçerken falan diyorduk. Bunun üzerinden geçme şartı yok. Diyorsun ki arta kalana bu çekirdek serinin içerisindekilere nasıl bağlanıyor? Ona bakmaya çalışıyorsun. Prim'le Dyke'a'nın algoritması farkları hemen hemen bu. Şey düşünmeyin. Prim'den hemen uyanık bir herif varmış. Dyke'a'nın algoritmasını almış bir satırına değiştirmiş diye düşünmeyin. Genelde bunlar birbirlerinden habersiz buluyorlar. Hangisi daha önce bastıysa paper'ını? Onun ismi takılıyor. Bazen de önce basan böyle bilinmeyen bir yerde falan filan basıyor. Onun ismi hiç duyulmuyor bile daha sonra çıkıyor. Ama isim bir defa takılmış böyle değiştiremiyorsun. İsim bir defa takılmış böyle değiştiremiyorsun. Tamam, sorusu olan yoksa bir sonraki chapter'a başlayacağım arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Bir sonraki chapter. Sorting chapter'ı. Bu ne ya? Ha, bu başka bir uygulama. Tamam. Geriye döndük. Sorting hakkında birazcık konuşalım. İlk önce sıralama ne biliyorsunuz? Birinci sınıfın birinci döneminde öğrettiler mi birinci sınıfın birinci döneminde? Yüzbirde sınavda mı sordular? Birinci sınıfın birinci sınıfın ikisi değil. Bir yerde öğretirler. Sorting'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bizim burada amacımız sorting'i tekrar öğretmek falan filan değil. Değişik sorting algoritmalarına bakacağız ama algoritmaları analiz edeceğiz. Onun hakkında falan konuşacağız. Ama ilk önce hani chapter'larımız nasıldı, Java bu işi nasıl yapıyor? İlk önce ona bakacağız. Tamam. Java'nın sorting metotları var. Primitif tipleri sort eden metotlarımız var. Bir de obje tiplerini sort eden metotlarımız var. Java primitif tipler için quick sort'u kullanıyor. Göreceğiz. Obje tiplerini sort etmek için de merge sort kullanıyor. Primitif tiplerin dizileri nasıl hatırlıyorsunuz değil mi? İçerisinde primitif tiplerden bir tane söyleyeyim bana. Integer, karakter, tamam. İşte bu A, C, F. Baya baya dizinin içerisinde değil mi primitif tipler? Diziyi oluşturduğu zaman dizinin içerisinde yaşıyor bunlar. Ama obje tipleri de nasıl? Obje tiplerini söyleyeyim bana. Obje tiplerinde her bir eleman bir referans esasında. Dolayısıyla sort ettiğim zaman esasında bunların yerleri değişmiyor. Şu referansların yerleri değişmiyor. Diyelim ki bunlar person olsun. P1, P2, P3. Bunların hepsi birer şey olsun. Person olsunlar bunlar. Bunların yerlerini değiştirmiyorsun. Bunda bunun yerini değiştirmiyorsun. Şunu da şunun yerini değiştiriyorsun. Tamam mı? Ama burada aileceğin yerini değiştiriyorsun eğer sort edeceksin. Dolayısıyla Java değişik şey kullanıyor. Primitif tipler için quick sort algoritmasını kullanıyor. Tamam mı? Şeyler için